Hocalı katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla dün Azerbaycan'da hüzün ve matem vardı. Başkent Bakü'de düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte binlerce kişi katıldı. Katliamın kurbanları Türkiye'nin pek çok ilinde düzenlenen etkinliklerle de anıldı. Hocalı katliamının 25. yıl dönümünde Azerbaycan'da matem vardı. Başkent Bakü'deki anma etkinliği Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katılımıyla düzenlenen yürüyüşte başladı. Azatlık Meydanı'nda başlayan ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte katliam kurbanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşındı. Ana feryadı anıtında sona eren yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev anıta çelenk bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. 25 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayan şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Anma törenlerine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Büyükelçilik çalışanları ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Hocalı'da hayatını kaybedenler Türkiye'nin pek çok ilinde düzenlenen etkinliklerle de anıldı. Ankara'da Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından düzenlenen Hocalı Soykırımı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm konulu konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kürsüdeydi. Ermenistan'ın uzun yıllardır gerçek dışı iddialarla Türkiye'yi itham ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Hocalı'da yaşananların ise apaçık ortada olduğunu ifade etti. Ermenistan gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Ama Hocalı katliamı bir gerçektir. 21. yüzyılda ve 25 sene önce tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Hocalı kurbanları İstanbul Topkapı Türk Dünyası evlerinde yapılan panel ve fotoğraf sergisiyle de anıldı. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin konuklarından biri de Hocalı'da esir düşen Hüseyin Aga Kuluyev'di. Kuliyev, gördüğü işkencelerin ardından öldü sanılarak morga konulduğunu ve ardından 18 ay komada kaldığını anlattı. İstanbul'daki etkinliğe milli mücadele kahramanı Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir de katıldı. Karabekir, dünyanın Türkleri ve Müslümanları hedef alan saldırılar karşısında sessiz kalmasını eleştirdi. Şimdi tabii ki Türk dünyası yalnız değil, hepimizin yüreği Türk dünyasıyla beraber. Ama gerekeni maalesef yapamıyoruz. Tabii o Hocalı katliamını yani lanetliyoruz. Yani lanetlemeyen bir tek insan olamaz. Bakın hani şu milletten bu milletten. İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ise Hocalı için adaletin halen sağlanamadığına ve Azerbaycan topraklarının %20'sinin halen işgal altında olduğuna dikkat çekti. Türk dünyasının kalbi olan Karabağ 25 yıldır işgal altında. Nerede insan hakları? Nerede insan hakları? Bunu bütün dünyaya duyuruyoruz. İnsan haklarından dem vuranların maalesef gözü kör, kulağı sağır ve vicdanı yok olmuştur. Çeyrek asır önce Hocalı'da hayatını kaybedenler, dün Avrupa başkentleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen etkinliklerle de anıldı.